Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının onlu AYT denemelerinin ikincisinin çözümünü yapacağız bugün bu videoda. Hem açıklamalar kısmında hangi sorunun kaçıncı dakikada olduğunu görebilirsin. Hem de o videoyu hani ilerletmek için sürüklediğin çubuk var ya, işte orada hangi sorunun kaçıncı dakikada olduğunu görebilirsin. İstediğin sorunun çözümünü izlemek istiyorsan tıklayıp, cümle biraz bozuk oldu. İzlemek istediğin sorunun oradan linkine tıklayıp direkt o soruya geçebilirsin. İleri geri sardırıp soruyu aramana lüzum yok. Evet, hazırsanız dilerseniz ilk sorumuzda başlayalım arkadaşlarım. Bir temel kavram sorusu diyebiliriz aynen. Şimdi ABC ardışık çift tam sayılar. Çift unutmayın, çiftler arasında ikişer fark var. A, B'den, B'de, C'den büyük. Şimdi demek ki bu bundan iki fazla. Yani B, C'den iki fazla. A'da B'den iki fazla olacak. B'den C'yi çıkarmış. Yani otomatikman burası kaç oluyor? 2 oluyor. Çarpı A'ya 10 eklemiş. Bu direkt böylece kalsın. A artı 10. Eşittir bakın A'dan C'yi çıkarmış. Yani arkadaşlarım yine büyükten küçüğü çıkarmış. Ve arada 2, 2, 4 fark var. Yani burası 4 çarpı B. Şimdi bu şekilde oldu. Yani 2 eşit 2 çarpı a artı 10 eşittir 4b oldu. Şuradaki b dediğimiz sayımız sevgili gençler aslına bakarsanız a'dan da 2 eksik biliyorsunuz ki. O halde gelin 2 çarpı a artı 10 diyelim. Eşittir 4 çarpı b gördüğüm yere a eksi 2'yi yapıştıralım. Ve daha sonrasında şunları da sadeleştirelim 2 olsun. Dağıtalım. A artı 10 eşittir. 2 içeri dağıtın. 2A eksi 4 yapar. A'yı bu tarafa eksi 4'ü bu tarafa atarsanız A kaç gelir arkadaşlarım? 14 gelecektir. Şimdi A artı B artı C sorulmuş. Bu 14 ise bu 12'dir. Bu da 10'dur. Bunların toplamı da 36 yapar arkadaşlarım. Doğal olarak cevabımız da Adana seçeneği olmuş olur. Devam edelim ikinci sorumuzla. Şimdi ikinci soru için biraz geri gidelim arkadaşlarım. Soruyu görelim. Bir kağıdın üzerine gerçel sayı doğrusu çizilip üzerinde A, B ve C sayıları işaretlenmiş. Başka bir kağıdın üzerine A, B, C sayılarıyla ilgili eşitsizlikler yazılıp bu kağıdın üzerine şekilde gösterildiği gibi bantla da yapıştırılmış arkadaşlar. Şimdi buna göre sayı doğrusu üzerinde 3 tane bize sayı verilmiş. Bu sayıların bulunduğu noktalardan hangileri üste yapıştırılan kağıdın altında kalmıştır? Yani şu tarafta kalmıştır diye soruluyor arkadaşlar. Bu tarafta kalmıştır. Kırmızıyla gösterdiğim tarafta kalmıştır diye soruluyor. Şimdi öncelikle mutlak değer A, mutlak değer B, mutlak değer C sıralaması var. Büyükten küçüğe doğru. Bir de gençler A kere C küçüktür B kere C bağıntısı da söz konusu. Öncelikle A, B'den, B'de, C'den daha solda olmasına rağmen A'nın mutlak değeri B'den, bu da C'den daha büyükse bizim aklımıza gelebilecek birkaç ihtimal var. O ihtimalleri şuraya bir sıralayalım isterseniz. Bakın A burada, B burada, C de buradayken, yine A burada, B burada, C de buradayken ben diyorum ki bizim sıfır noktamız, referans noktamız nerede olmalı? Bakın sıfır burada olabilir. Otomatikman mutlak değer A, mutlak değer B, mutlak değer C büyükten küçüğe doğru sıralaması gerçeklenir arkadaşlar. Veyahut sıfır B ile C arasında C'ye daha yakın bir yerde olabilir. Tamam. Sonuç olarak mutlak değer A şu kısım, mutlak değer B bu kısım ve mutlak değer C de şurası olur. Doğal olarak bu eşitsizlik yine sağlanır. Bir de altta bir bilgi daha vermiş. Demiş ki A ile C'yi çarparsan bu B ile C'nin çarpımından daha küçük olacaktır denilmiş bize. Şimdi gençler bu kısımda A kere C, B kere C küçüktür demiş ya. Bu bundan daha küçüktür. Şimdi zaten AB'den daha küçüktü biliyorsunuz. AB'den daha küçüktü. Demek ki burada C'leri sadeleştirince işaret yön falan değiştirmiyormuş. Şimdi ben eşitsizliklerde her iki tarafı negatif sayılarla sadeleştirdiğim takdirde biliyorsunuz ki işaret küçükse büyük, büyükse küçük oluyordu. Burada herhangi bir yön değiştirme olayı olmadığından artık şunu söyleyebiliriz ki C pozitifmiş. Pekala C pozitifse artık şu yukarıdaki yalan oldu. Aşağıdaki gibiymiş bizim sıralamamız sayı doğrusu üzerinde. Başka bir ihtimal var mı sıfırın olabileceği? Yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi demiş ki
A eksi C. Ben A'dan C'yi çıkarırsam, bakın A zaten negatifti, C pozitifti. Daha şu tarafta bir sayı elde ederim. A eksi C buradadır. A eksi C buradaysa otomatikman arkadaşlarım şurada bir yerde olur ve tabii ki kağıdın altında kalmıştır. Yani birinci öncülümüz sağlar. C'den B'yi çıkar demiş. C'den B'yi, yani büyük bir sayıdan küçük bir sayıyı çıkarırsanız sonuç pozitif olacaktır. Ve doğal olarak sıfırın sağ tarafındadır. Ve ben sıfıra şurada bir yerde demiştim. Sıfırın sağ tarafındaysa buradaki C eksi B sayımız kağıdın altında kalmaz. Dolayısıyla ikinci öncül gitti. A artı B demiş. Bakın ikisi de negatif. A ile B'yi toplarsanız, iki negatifi toplarsanız A'dan daha da küçük bir sayı elde edersiniz yine bu tarafta. Yani sol tarafta olduğu için de A artı B yine kağıdın altında kalmıştır deriz. Dolayısıyla üçüncü de sağlar diyeceğiz. Doğru cevabımız da 1-3 olacak. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum üçüncü sorumla. AB ve CD iki basamaklı sayıların ABCD ile ifade edilen geometrik çarpım işleminde bir kare içerisinde A artı B adet yatay ve C artı D adet dikey çizgi çizilir. Kare içerisinde oluşan eş dikdörtgen sayısı geometrik çarpım işlemini sonucu verir. Mesela 12 ve 13 sayılarını ele alalım. 12 ve 13 sayıları için 1 ile 2'yi topladınız 3. 3 tane yatay çizdiniz arkadaşlarım. Yatay doğru. 1 ile 3'ü topladınız 4. 4 tane de dikey doğru çizdiniz. Ve bu doğruları çizdikten sonra burada 5 çarpı 4'ten 20 tane eş dikdörtgen oluştuğu için bu ifadenin değeri 20'dir diyoruz. Anlaştık mı? Pekala. 35'e 18 eşittir. 86'ya x eşitliğini sağlayan iki basamaklı x sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsun güzel kardeşim. 3 ile 5'i topladınız, rakamları toplamı 8. Yani 8 tane yatay çizeceğiz. Onu çizmiyoruz tabii ki. 1 ile 8'i topladınız, 9 tane de dikey çizeceksiniz. Şimdi 8 yatay ve 9 dikey çizdiğiniz takdirde kaç tane dikdörtgen oluşur bunu bulacağız. Önce şuraya bir bakalım. 3 yatay ve 4 dikey çizdiğimizde bakın 3'ün bir fazlası 4, 4'ün bir fazlası 5. 4 kere 5'ten 20 tane oluştu. Bakın burada 4 tane dikey vardı ama 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen oluştu. 4, 3 tane yatay vardı fakat 1, 2, 3, 4 tane dikdörtgen oluştu. Dolayısıyla bunun bir fazlası 9, bunun bir fazlası 10 olduğu için 9 kere 10'da 90 tane eş dikdörtgen oluşmuştur diyeceğiz. Yani buranın değeri 90 eşittir. 8 ile 6'yı topladınız 14. Bu 14'ü 1 arttırıyorduk biz. Dolayısıyla 15 olacak çarpı 15 ile neyi çarparsam 90 olur tabii ki 6'yı. Yani şuradaki x'in rakamlarının toplamının bakın rakamlarının toplamının bir fazlası 6'ymış. O zaman rakamları toplamı kaç olur? Tabii ki 5 olmalıymış. Rakamları toplamı 6, rakamları toplamı 3, 7, 8. Cevap neymiş? Rakamları toplamı 5 olan 41'miş diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum dördüncü sorumla. B sıfırdan farklı olmak üzere A artı B'nin karesi eşittir A eksi 2 B'nin karesi olduğuna göre A bölü B ile B bölü A'nın toplamı nedir diye sorulmuş. A artı B'nin karesini bir alalım isterseniz. A kare artı 2 AB artı B kare diyeceğiz. Eşittir A eksi 2 B'nin karesi de A kare eksi 4 AB artı 4 B kare diyeceğiz. Şimdi her iki tarafta A karelerin olduğunu görüyorsunuz. Bunlar bir gitsin. Eksi 4 AB'yi bu tarafa attım. 6 AB geldi. B kareyi karşı tarafa attım. 3 B kare geldi. Her iki tarafı 3'e böldüm. 2 AB eşittir. 3 B kare gelmiş oldu. Bunu da B çarpı B diye yazalım. B sıfırdan farklı olduğu için her iki tarafı B'ye bölebilirim. Böylelikle B eşittir ne olmuş oldu? 2 A. Yani ben B gördüğüm yere artık 2 A yazabilirim. A bölü 2 A artı 2 A bölü A diyeceğiz. Bakın şu kısım 1 bölü 2'dir. Yan tarafta 2'dir. 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı bana 5 bölü 2 yani cevabı verir. O halde cevabım Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Geçiyorum hazırsanız 5. soruya. 5. sorumuzda en kenarlı düzgün bir çokgenin içine yazılan x doğal sayısı için sonuç x sayısının n ile bölümünden kalan olmaktadır diyor. Mesela arkadaşlar 68'i bir üçgenin içerisine yazdığı için
68'in 3 ile bölümünden kalan 2'dir demiş ve üçgenin içerisindeki 68'in sonucu 2 olmuştur deniyor. Peki anladık olayı. O halde şuraya bakalım. A2 ve A7 iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Bakın arkadaşlarım, A'nın 5 ile bölümünden kalan, çünkü 5 gelin içerisinde yazılmış, kalan K ise A2 iki basamaklı sayısının 4'e bölümünden kalan da K olmalıymış. Olduğuna göre A7 altıgenin içerisine yazılmış ifadesinin alabileceği, yani A7 iki basamaklı sayısının 6 ile bölümünden kalan alabileceği değerler, bu kalanın alabileceği değerler kümesi hangisidir diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar, burada ben A'nın bir rakam olması gerektiğini biliyorum. Çünkü A2 iki basamaklıydı. Rakam olduğu için de A'nın alabileceği değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunları birazcık yukarı taşıyalım. 8 ve arkadaşlarım 9 olabilir. Şimdi A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yani 10 tane değer alabilir dedik. Peki bu 10 değere karşılık A2 dediğimiz sayımız, bunlar nedir arkadaşlar? A2 de 0, 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 ve 92'dir. Anlaştık. Peki, şimdi ben şunun 5 ile bölümünden kalanı bulacağım. Bunların da 4 ile bölümünden kalanı bulacağım. Ve kalanlar birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi 0 olamaz zaten. Çünkü 0, 2, 2 basamaklı bir sayı değil. Dolayısıyla bu gitti. 1'in 5 ile bölümünden kalan 1'dir. 12'nin 4 ile bölümünden kalan 0. İkisi birbirinden farklı. O zaman bu da olmaz arkadaşlar. 2'nin 5 ile bölümünden kalan 2. 22'nin 4 ile bölümünden kalan 2. Demek ki A 2 olabilir. Bu cepte artık. 3'ün 5 ile bölümünden kalan 3. 32'nin 4 ile bölümünden kalan 0. Olmaz. 4'ün 5 ile bölümünden kalan 4. 42'nin 4 ile bölümünden kalan 2. Yani bu da olmaz. 5'in 5 ile bölümünden kalan 0. 52'nin sevgili gençler 4 ile bölümünden kalan da 0. Tam bölünür. Yani A 5 de olabilirmiş. 6'nın 5 ile bölümünden kalan 1. 62'nin 4 ile bölümünden kalan 2. Olmaz. 7'nin 5 ile bölümünden kalan 2. 72 4'e tam bölünür. Yani kalan 0. Olmaz. 8'in 5 ile bölümünden kalan 3. 82'nin 4 ile bölümünden kalan 2. Olmaz. Ve 9'un 5 ile bölümünden kalan 4 iken 92'nin 4 ile bölümünden kalan sevgili gençler 0. Bu da olmaz. Yani A'nın alabileceği 2 tane değer var. Birisi 2, birisi 5. Peki A'nın alabileceği 2 tane değer varken ben buradaki A7 2 basamaklı sayısını artık ya 27'dir diyeceğim ya da 57'dir diyeceğim. Ve gördüğünüz üzere burası da altıgen. Altıgen olduğu için bunu 6'ya böleceğim. Bunu da 6'ya böleceğim ve kalanlarının kümesini bulacağım. 27'nin 6 ile bölümünden kalan biliyorsunuz ki 4 defa var. 4 kere 6 24, kalan 3. 57'nin 6 ile bölümünden kalan 9 defa var. 6 kere 9 54, kalan yine 3. Yani kalan sadece 3 olabiliyorsa o halde bunun da kümesi Edirne seçeneğinde verilmiş derim sevgili arkadaşım. Devam ediyorum 6. sorumla. CAB 3 basamaklı, AB 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere CAB 3 basamaklı sayısını AB 2 basamaklı sayısına böldüğünde 7 bölü 2 gibi bir sonuçla karşılaşıyor. Bu eşitliği sağlayan en büyük ABC 3 basamaklı sayısı için A artı B artı C kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler, buradaki CAB 3 basamaklı sayısını ben şu şekilde yazabilirim. Bakın C 0 0 ile AB'nin toplamı gördüğünüz üzere CAB 3 basamaklı sayısı yapar. Ki C 0 0 dediğimiz 100 çarpı C'dir. AB de zaten AB 2 basamaklı sayısı. O zaman ben burayı bu şekilde yazayım. Bakın 100 tane C artı bir tane AB 2 basamaklı sayısının ben neye bölmüşüm? AB 2 basamaklı sayısına bölmüşüm ve sonuç 7 bölü 2 olmuş. O zaman gelin bir içler dışlar çarpımı alalım beraber. 200 çarpı C artı 2 tane AB 2 basamaklı sayısı 7 tane AB 2 basamaklı sayısına eşit. Buradan bunu karşıya gönderirseniz 200C eşittir 5 çarpı AB yapar. Her iki tarafı gelin bir de 5'e bölelim. Böylelikle 40C eşittir AB 2 basamaklı sayısı olacaktır. Şimdi C bir rakam.
Ben buradaki C rakamını 40 ile çarptığım takdirde 2 basamaklı AB sayısını elde edeceğim. Ki burada C ya 1 ya da 2 olabilir. Çünkü 3 olduğu takdirde AB 2 basamaklı sayı olmaz. Çünkü 122 basamaklı sayı değildir. Demek ki C'nin alabileceği 2 farklı değer var. A yazdım, B yazdım, C yazdım. C'nin alabileceği değerlerden birisi 1, öteki de 2. Peki buna karşılık. C 1 olursa AB 2 basamaklı sayısı 40 olur. Yani A 4 ve B 0 olur. C eğer 2 ise 2 kere 40 80 yapar. A 8 olur. B yine 0 olur. A artı B en büyük ABC 3 basamaklı sayısı burada 802'dir. Dolayısıyla rakamları toplamı istenmiş bizden. Rakamlarını toplarsak cevap 10 yapacaktır. Yani doğru cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum 7. soruyla. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde GX ve FX ile GX'in çarpımı fonksiyonlarının grafikleri bize gösterilmiş. Pekala, buna göre F3 eksi F1, F1 artı F eksi 2, F eksi 2 eksi F3 ifadelerinin işaretleri sırasıyla hangisinde doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle F3'ü ve F1'i nereden bulacağım? F'in grafiği verilmemişken en azından işaretlerini bulabilir miyim? Tabii ki bulabiliriz. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. 3 nerededir arkadaşlar? 3 buralarda bir yerde. Ve normal şartlar altında G3'ü görüyorsunuz. G3 negatif arkadaşlar. Bakın G3 negatif. Yazdım şöyle. G3 negatif. Şimdi bize bir de F3 lazımdı değil mi? F3 çarpı G3'ün de F3 çarpı G3'ün de burada anladığınız üzere negatif olduğunu görüyorsunuz. Peki negatifle neyi çarparsam negatif olur? Tabii ki pozitifi. Yani F3 neymiş arkadaşlar? Pozitif. Ben F1'i çıkaracağım diyor. F1'in işareti ne? Bir de onu bulalım. Bakın 1 burada bir yerde. Ve kırmızı renkte gösterilen G idi. G1 yukarıda. Yani G1 pozitif arkadaşlar. Şimdi gelin F1 çarpı G1'e bakalım biz. G1'in pozitif olduğunu bulduk. Şimdi F1 çarpı G1 ise sevgili gençler, bakın o da bu tarafta, yani negatif bölgede. Şimdi G1 pozitifken bunun sonucu negatif çıkıyorsa demek ki F1 ne olmak zorunda? Negatif. Yani burası da negatif. Artı eksi eksiden bunlar artı yapar ve burası pozitif olmak zorundadır deriz. Dolayısıyla F3 eksi F1'in işareti pozitif olacak. Yani Denizli, Edirne ve Ceyhan seçenekleri gitmiş oldu böylelikle. F1 artı F eksi 2 de sevgili gençler, F1 zaten negatifti. Gelin bir de F eksi 2'yi bulalım. Eksi 2 biliyorsunuz ki şurada bir yerde ve eksi 2'nin G'deki değeri gördüğünüz üzere negatif. Şimdi F eksi 2 çarpı G eksi 2'ye bakalım. G eksi 2 neydi? Negatifti. Ve F eksi 2 çarpı G eksi 2 gördüğünüz üzere pozitif arkadaşlarım. Yani bunun sonucu pozitifmiş. O zaman F eksi 2 hali hazırda ne olur? Negatif olur ki eksi ile eksinin çarpımı pozitif olsun. Demek ki burası da negatif. 2 negatifin toplamı negatiftir ki zaten 2 şıkta da bu verilmiş ama olsun. Uygulamak istedim ben. Ve daha sonrasında şu kısma bakalım. F eksi 2. F eksi 2 neydi? Negatifti. F3 de pozitifti. Negatiften pozitifi çıkarırsanız tabii ki negatif olur. Dolayısıyla 3. negatif olacak. Pozitif, negatif, negatif cevabımızdı. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Devam edelim 8'de. Fx'i ve gx'i vermiş bize. Fx eşittir gx eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı. Fx artı 1 eşit 0 denklemini sağlayan x değerleri toplamından kaç fazladır diye sormuş. Bakın. Şimdi fx ile gx'i birbirine eşitleyeceğim. X eksi 1 çarpı x artı 1. Bu bize fx'i veriyordu. Eşittir gx neydi? X eksi 1 çarpı x çarpı x artı 2. Şimdi bunları birbirine eşitlediğimiz takdirde kökleri nasıl buluruz? Şöyle bulacağız. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Alın arkadaşlarım şunların hepsini sağ tarafa toplayın. Böylelikle x eksi 1 parantezinde, ikisinde de x eksi 1 olduğu için, bakın şurada x kare artı 2x kalacak. Daha sonrasında şu x eksi 1 de bu tarafa, x artı 1 de bu tarafa geçeceği için eksi x eksi 1 olacak. Eşittir 0 diyeceğim. Çünkü sadece 0 kaldı sol tarafta. Pekala. X eksi 1 parantezinde x kare artı x eksi 1 dedim. Eşittir 0. Şimdi buradaki x değerlerinin toplamı istenmişti. Zaten şuradaki x değerinin toplamı belli 1. Çünkü yani x değeri belli 1 kökümüz. Buradakinin de çarpanları ayırmanıza gerek yok. Kökler toplamını bulmanız yeterli. Köklerimizin toplamı eksi b bölü a ile bulunuyordu. Eksi 1 bölü 1'den kökler toplamımız burası eksi 1. Eksi 1 ile de 1'i toplarsanız
buranın komple kökler toplamı 0 olacaktır. Şimdi bakın bu x değerlerinin toplamı neymiş? 0. Biz bir de şuradaki fx artı 1 eşit 0 denkleminin kökler toplamını bulacağız. Fx'imiz buydu. O zaman fx artı 1 ne olur arkadaşlar? X artı 1 eksi 1 çarpı x artı 1 artı 1 olur. Bu da bize x çarpı x artı 2'yi verir. Eşittir 0 deriz. Bir kökümüz 0'dır. Diğer kökümüz eksi 2. Bunların da toplamı bize eksi 2 verecektir. Ve soruda demişti ki şu şundan kaç fazla? Tabii ki 2 fazla arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. Bir diğer sorumla 9. soru. X artı xi'nin karesi. Öncelikle x parantezini alsam ben içeriği 1 artı i gelir ve bunun karesi alınmak istenmiş. X'in karesi ayrı ayrı alabilirim. Çarpı 1 artı i'nin karesi derim ki x kare x karedir zaten. 1 artı i'nin karesi de biliyorsunuz ki 2 i'ydi. Artı 1 artı i'nin karesi demiş yine 2 i eşittir. 1 eksi i'nin karesi de eksi 2 i'ydi biliyorsunuz. Pekala. Daha sonrasında derim ki şunu karşıya gönderirim. X kare çarpı 2i eşittir eksi 4i yapar. Her iki tarafı 2i'ye bölerseniz x kare eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Bakın ne gelir? Eksi 2 gelir. X kare eksi 2. Demek ki karmaşık bir kök gelecek. Çünkü reel sayılarda karesi negatif olan bir sayı olamaz. X kare eksi 2 ise bakın x1 eşittir. Kök 2i'dir. X2 de eksi kök 2i'dir. X değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuştu. Bakın kök 2i bizim seçeneklerimizde var zaten. Cevap Edirne seçeneği olacakmış. Devam ediyorum 10. sorumla. Aşağıda kapağının eğri olan kısmı parabol biçiminde olan ve yüksekliği 25 birim. Bakın şurası. Genişliği 12 birim olan bir termosun kapağı açık ve kapalı durumdayken yandan görünümü verilmiş. Şekil 1'de termosun kilit çengelinin, şu kilit çengelinin arkadaşları, kapak üzerinde bağlı olduğu nokta şurası C olmak üzere CD AB'ye diktir diyor. Bakın CD AB'ye diktir demiş. Ve CD'nin 5 birim olduğunu söylemiş bize. Aynı zamanda DB'de 10 birim. Bakın şuraya kaç birim kalıyor? AD'ye 2 birim kalıyor. Kapak şekil 2'deki gibi açıldığında, şu şekilde açıldığında BA üssü uzunluğu yer düzlemine paralel olduğuna göre kapağın tepe noktasının yani şuranın yer düzlemine uzaklığı yani H kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şu kısımda sevgili gençler ben burayı biraz yaklaştırmak istiyorum ki yaklaştırıp daha net bir şekilde görelim. Bakın gençler ben şu şekilde yukarı doğru uzatıp buraya y ekseni demek istiyorum. Şuraya da x ekseni demek istiyorum. Burası x olsun. Siz istediğiniz yere diyebilirsiniz tabii ki. Hiç fark etmez. Burası da orijinimiz. Tamam. Şimdi bakın. Şuranın tamamı 12 birimdi. O halde şurası bana 10'u versin. Şurası da bana eksi 2'yi versin. Böylelikle şuradaki parabolümün bir kökü 10 olmuş oldu. Diğer kökü eksi 2 olmuş oldu. Ve 0 içinde 5'ten geçiyor diyebiliriz artık. Yani o zaman parabolümüze ben bir baş katsayı seçtim. A çarpı bir köküm eksi 2 ise bir çarpanım x artı 2'dir. Diğer köküm 10 ise diğer çarpanım da x eksi 10'dur. Ve biliyorsunuz ki buradaki a'yı bulabilmek için x gördüğümüz yere 0'ı yazıp karşılığında 5'i istememiz gerekiyor. Yani 5 eşittir. A çarpı 0 artı 2 2 0 eksi 10 eksi 10 yaptı. Böylelikle 5 eşittir eksi 20 a derseniz a eşittir eksi 5 bölü 20'den eksi 1 bölü 4 gelecektir. Yani benim parabolüm buradaki a'yı siliyorum çünkü a artık belli. Eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 10'muş. Bu cepte. Peki ben bu parabolün tepe noktasının absisinin neresi olduğunu biliyorum. Eksi 2 ile onu toplarım. 8. 2'ye bölerim 4. Yani parabolümün tepe noktasının absisi 4'müş. Peki ordinatı nedir? Ordinat için tabii ki absisi yerine yazmamız lazım. Eksi 1 bölü 4 çarpı 4 artı 2 6 çarpı 4'ten 10 çıkardım eksi 6. Eksiler gitti. 36'yı 4'e böldüm. Kaç geldi? 9. Yani buranın yüksekliği kaçmış? 9. Şimdi bakın. Şu kısmı şöyle düşünün bakalım. Buranın tamamı 25'ti.
Şurası da 9'du. Demek ki buraya ne kalıyor sevgili arkadaşlarım? 25'ten 9'u çıkardım, 16. Yani şunu şöyle getirdim. Şurası kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Şunun yüksekliği de zaten değişmeyecek. 9'du. 16'dan bir de 9'u çıkarın size zahmet. Cevap ne olur? H eşittir 7 olur arkadaşlarım. Doğru cevabımız da bizim C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Doğru yaptık mı? 16'dan 9 çıktı, 7 kaldı aynı. Evet, böylelikle 10. sorumuzun çözümünü de yapmış olduk ve geçiyoruz 11. sorumuza. Px polinomunun Qx eşittir x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 polinomuyla bölümünden kalan x çarpı x artı 2 olduğuna göre Px polinomunun x çarpı x artı 1 ile bölümünden kalan hangisidir diye sormuş. Buralarda ben hep öğrencilerime diyorum ki şöyle düşünün arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir 35 sayısını düşünün. 35 sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? Tabii ki 11'dir, değil mi? Şimdi ben 35'in 4 ile bölümünden kalanı merak etmeyeceğim. Çünkü 35'in 4 ile bölümünden kalan mesela kaç defa var? 8, 32 çıkardım 3. Doğru mu? Kalan 3. Ama ben şunu söylüyorum. Ben 35'in 4 ile bölümünden kalanını 35'i 4'e bölmeden de bulabilirim. Nasıl yani? 35'in 12 ile bölümünden kalanı biliyorum ya. 11'i 4'e bölerim. Daha basit. 2 defa var. 8 çıkar. Kalan bakın gene 3 geldi. Yani kalanlar eş gelmek zorunda. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Aslında şu Px polinomu aslında burada bahsettiğimiz 35. Şu kısmın tamamı 12. Ve arkadaşlarım kalan da bu. Tamam. Şimdi bu aynı 35'in diyor şuna bölümünden kalanı kaçtır? Neden 12 ve 4 örneğini verdim ben? Çünkü 4 12'nin bir böleni zaten. Yani aynen buradaki x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2'nin bir böleni x çarpı x artı 1 olduğu gibi 12 ile 4 gibi. Anlaştık mı? O halde ben diyorum ki ben Px polinomunu buna bölmem. Şunu şuna bölerim, soru biter. Yani sevgili gençler dağıtın bunu. X kare artı 2x'i adam demiş ki x kare artı x'e böl kardeşim demiş. Güzel, bir defa var zaten. X kare artı x yazdım, çıkar kalan ne olur? X olur. Kalanı sormuştu bize, cevap Adana seçeneğinde verilmiştir derim. Reel sayı gibi düşünün. Yani sonuçta bu da bir bölme işlemi ne kadar polinom bile olsa. Gençler devam ediyorum 12. soruyla. Beğendiğim eşitsizlik sorularından bir tanesi. Aşağıdaki eşitsizlikte çember ve kare simgelerinin yerlerine birer sayma sayısı yazılacak. X artı 2'nin mesela 2. 3. 4. kuvveti gibi bir kuvvet bu. X eksi 1'in 5. kuvveti çarpı x eksi 4'ün kare kuvveti. Küçük veya eşit 0 eşitsizlikteki çember ve kare simgelerinin yerine sırasıyla şu sayılarından hangileri yazılırsa eşitsizliği sağlayan tam sayıların sayısı sonlu adette olur demiş bize. Şimdi tek tek bunları deneyeceğiz. Yani bunun öyle kendimiz çözelim de öncülleri ona göre bulalım gibi bir kafası yok. Mecburen öncülleri yazacağız. Çünkü öncülleri bilmeden zaten hareket edemeyiz. 3 ve 4 olursa mesela burası 3 burası 4 olursa sevgili gençler. Eksi 2, 1 ve 4 diye zaten bizim köklerimiz var bakın burada. Daha sonrasında kök tablosu oluşturacağız. Ve bu kök tablosu oluşturulurken de sevgili gençler dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. 4 olduğu için şurada çift olduğu için çift katlı kökümüz vardır ve payda da olduğu için içleri boştur. X eksi 1, 1 tek katlı bir köktür. Bir de x artı 2'nin küpü var, eksi 2 tek katlı bir kök. Neyle başlayacağım? Artı, artı, artı. Dolayısıyla artıyla başlıyorum, işaret değiştirmeyeceğim. Artı, işaret değiştirdim. Eksi, işaret değiştirdim. Artı. Şimdi benim çözüm kümem burada sıfırdan küçük yerleri istediği için şurasıdır sevgili gençler ve eksi 2 ile eksi 2 ile bir yarı açık aralığında sonlu adet tam sayı vardır. Dolayısıyla birinci öncül bu şarta uyum sağlar. Peki o zaman geçelim ikinci öncüle. 3 ve 5 olursa yani burası 3 ve burası 5 olursa diyeceğiz. O zaman buradaki çift katlı kök muhabbeti olmaz değil mi? Yani tekrardan çizeyim size. Eksi 2, 1 ve 4'ü çizdik. Daha sonrasında şöyle bir tablo oluşturalım. Bu tabloda sevgili gençler az önce 4 çift katlı olmuştu. Ama şimdi burası tek olduğu için tek katlı olacak. İçi boş
İçi boş, içi dolu diyeceğiz yine. Neyle başlayacağım? Artı, eksi, artı, eksi dedim. Ve benim çözüm kümem şurası ve şurası oldu. Şimdi 1 ile 4 açık aralığında sonlu adette x vardır. Fakat eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar sonsuz tane x tam sayısı var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, ikinci öncüldeki 3 ve 5 sağlamayacaktır. Bir de 4 ve 6'ya bakacağız. Yani burası 4 olursa, burası 6 olursa işler nasıl değişir? Bunu inceleyelim. Bakın burası 4, burası 6 bu sefer. Bu sefer eksi 2 çift katlı olur. 1 tek katlı ve 4 yine çift katlı olacaktır. Ve daha sonrasında tablomuzu çizelim. Şimdi bu tabloyu çizerken dikkat edin şu tek katlı çift katlı muhabbetine. 4 çift katlı olur dedik. 1 tek katlı ve eksi 2 çift katlı olur dedik. Kuvvetlerinden kaynaklı. Ve neyle başlayacağım? Artıyla, işaret değiştirmiyorum. Artı değişti. Eksi değişmedi, eksi. Şimdi arkadaşlar negatif yerleri istemişti. Burası ve burası. Burada da yine sonsuz tane x tam sayısı olduğu için, eksi sonsuzdan geliyor çünkü. Demek ki bu da olmaz. Cevabımız ne olacakmış? Yalnız 1 olacakmış sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Diyelim ve geçelim bir diğer sorumuza. 13. sorumuz. Fx eşittir logaritma x tabanında x artı 2 olduğuna göre f2 ile f4'ün çarpımının sonucu nedir diye sormuş. Gayet basit bir logaritma sorusu. Öncelikle f2'yi bulalım. F2 logaritma x gördüğümüz yere bakın 2 yazacağız. 2 tabanında 2 artı 2 4 yapar. Bununla f4'ü çarp demiş. Yani logaritma 4 tabanında 6'yı çarp demiş bize. Bir iki logaritmanın birinin tabanıyla ötekinin içi birbirine eşitse bunlar birbirini yer bitirir. Logaritma 2 tabanında 6 da bizim sonucumuz olur diyoruz. Peki şıklarda logaritma 2 tabanında 6 yoksa onu sen logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 biçiminde yazabilirsin. Çünkü tabanları aynı olan logaritmalar toplanıyorsa içleri çarpılarak yazılıyordu. Yani bunların çarpımı 6 olduğu için. Şurası arkadaşlarım 1. Burası da zaten logaritma 2 tabanında 3 olduğundan doğru cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olur diyeceğiz. Devam ediyorum 14. soruyla. Bir ilaç firması x gram kütleye sahip ürettiği ilaç ağrı kesici ise içerisine logaritma x tabanında 2 miligram etken madde, antibiyotik ise içerisine logaritma x tabanında 4 miligram etken madde koymakta. Bir doktor hastalarından birine kullanması için ilaç firmasının ürettiği her birinin kütlesi eşit olan, bakın her birinin kütlesi eşit, her birine x gram diyebiliriz, 18 adet ağrı kesici, 15 adet antibiyotik vermiş ve hasta tüm ilaçları da kullanmış aynı zamanda. 18 ve 15 tane unutmayın. Hasta doktorun verdiği tüm ilaçları tükettiğinde toplam 24 miligram etken madde kullandığına göre hastanın kullandığı ilaçların toplam kütlesi kaç gramdır? Bakın ağrı kesicinin her birine bu kadar etken madde kullandığı için 18 çarpı logaritma x tabanında 2 diyeceğim. Bu kadar etken madde var toplam. Antibiyotiklerin hepsine de logaritma x tabanında 4 kadar kullandığı için diyorum ki 15 tane antibiyotik vermişti. 15 çarpı logaritma x tabanında 4 diyeceğim. Ve bunların da toplamı kaç yapıyormuş? 24'ün ta kendisi. Bakın şimdi. Burası 18 çarpı logaritma x tabanında 2, eyvallah. Artı bakın şu 4'ü buradan silip ben bunu 2'nin karesi diye yazarsam ve şuradaki 2'yi de alıp şunun yanına atarsam 2 kere b 15 30 yapar. Çarpı logaritma x tabanında 2 derim eşittir 24 olur. Bir de şuraya bakın. 18 tane logaritma x tabanında 2 ve 30 tane logaritma x tabanında 2. Ben bunları toplarsam 48 çarpı logaritma x tabanında 2 yapar ve bu da 24'ün ta kendisi. Her iki tarafı 48'e bölerseniz ise dedim logaritma x tabanında 2 1 bölü 2'nin yani 24 bölü 48'den 1 bölü 2'nin ta kendisi olur. Ve unutmayın x üzeri 1 bölü 2 daima logaritmanın içine eşittir. X üzeri 1 bölü 2 demek de kök x'ti. Eşittir 2 ise x buradan tabii ki kaçtır? 4'tür. Şimdi demiş ki bize ilaçların toplam kütlesi. Ya arkadaşlar ben her bir ilacın x gram olduğunu biliyordum. Ve kaç tane ağrı kesici? 18 tane. Kaç tane antibiyotik? 15 tane. Ve toplamda 33 tane ilacımız var ve her biri 4 gram. Hepsi eşit kütleliydi unutmayın.
O zaman 33 kere 4 bana cevabı verecektir. Cevabım 132 olur sevgili arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Evet, devam ediyorum. Bir diğer sorumuz da 15. soru. Aşağıda gösterilen soru çözüm videosunun altındaki butonlarda her bir sorunun çözümünün video içinde başladığı zaman yazmaktadır. Bir butona dokunulduğunda video bu buton üzerinde yazan zamandan itibaren başlatılmaktadır. İntegral 6 adet soru çözüm izliyormuş arkadaşımız. Köşede de hocamız var. Aynı şu an beni köşede gördüğünüz gibi. Videonun toplam süresi 10 dakika olup tüm video boyunca soru çözümleri aralıksız şekilde yapılmıştır arkadaşlar. Seher'in butonlara tıklayarak seçtiği 3 sorunun çözümünü başından sonuna kadar izlediği bilindiğine göre Seher'in tüm videonun yarısını izlemiş olma olasılığı nedir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. 3 tane soru seçecek ve bu seçtiği soruları başından sonuna kadar aralıksız izleyecek ve 3 tanesini izlediği zaman, herhangi 3 tanesini izlediği zaman videonun yarısını izlemiş olma olasılığı soruluyor bize. Şimdi öncelikle neler yapmamız gerekiyor? Dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi birinci soru 00'dan 1.30'a kadar. Yani birinci sorumuz 1.5 dakika. Daha sonrasında 1.30'dan 3.30'a ikinci sorumuz 2 dakika. 3.30'dan 4.30'a üçüncü sorumuz 1 dakika. Dördüncü sorumuz 4.30'dan 6'ya kadar, yani 1.5 dakika. 6'dan 8'e kadar 2 dakika, 8'den videonun tamamı 10 dakika olduğu için burası da 2 dakika olacak. Peki, şimdi arkadaşlarım biz toplamda 10 dakikalık bir videonun içerisinden 5 dakikalık 3 tane bölüm arıyoruz aslına bakarsanız. Peki ben bu 5 dakikayı nasıl seçebilirim, nasıl yazabilirim? 2 dakikalık, 2 dakikalık ve 1 dakikalık izleyebilirim toplamda 5 olsun diye. 1.5 dakika, 1.5 dakika ne yaptı? 3 dakika. Bir de bunun yanına 2 dakika monte ederim. 3 tane soru 5 dakika olur. Başka var mı arkadaşlar bakalım? Başka yok. Aynen. Şimdi o halde ben diyorum ki bu 3 tanesini ve bu 3 tanesini nasıl seçer? Öncelikle 2'şer dakikalık, yani 2 dakikalık 2 tane soru seçeceğiz. Kaç tanesinin arasından? 3 tanesinin arasından. 3'ün ikilisi biçiminde seçilir. Çarpı, şimdi ikilikleri seçtim, bir tane de 1 dakikalık seçeceğim. 1 dakikalık bir tane var zaten, 1'in birlisi. 3'ün ikilisi çarpı 1'in birlisi 3 yapar arkadaşlar. 3 farklı durum burada söz konusu. Daha sonrasında 1.5 dakikalık 2 tane seçeceğim ki zaten 1.5 dakikalık 2 tane videomuz var. 2'nin ikilisi dedim, ikisini seçtim. Çarpı 2 dakikalık bir tane seçeceğim. 2 dakikalık 3 tane vardı. 3 tanesinden herhangi bir tanesi, 3'ün birlisi dedim. 2'nin ikilisi 1, 3'ün birlisi 3. Çarptım, kaç geldi? 3 tane de burada seçeneğim var. 3 burada, 3 burada, toplam 6 tane seçenek var. 6 bölü. Arkadaşlarım, Seher kızımız 6 tane sorudan herhangi 3 tanesini seçmişti. Yani 20 seçeneği mevcut. Bölü 20 derim ben. Ve 6 bölü 20 de bize 3 bölü 10'u verecektir. 3 bölü 10 da zaten bizim cevabımız olacak. Sevgili gençler, cevap Edirne seçeneğiydi. Geçiyorum bir diğer sayfama, 16. sorundayım. Herhangi iki ürünün yanında o üründen kaç adet alındığı ve o ürün için ödenecek toplam fiyat yazılı olan alışveriş fişinin üzerindeki sayılardan bazıları şekilde gösterildiği gibi kasa hatası sebebiyle okunamamaktadır. Peki, yaz market, ürün sakız, dondurma, şeker, çikolata, cips, adet kaçar tane oldu ve fiyatlarının da toplam fiyatları da gösterilmiş. Toplam tutar da yine gözükmemiş, kasa hatasından kaynaklı. Peki, fişin adet kısmında yazan sayılar yukarıdan aşağı doğru terimleri artan bir aritmetik dizinin, fiyat kısmına yazan sayılarsa yukarıdan aşağı doğru geometrik bir dizinin ardışık 5 terimidir. Hatırladım soruyu, çok güzel bir soru. Aritmetik dizinin ortak farkı ile geometrik dizinin ortak çarpanı eşit olduğuna göre fişte yazan ürünlerin her birinden birer tane alan bir müşteri toplam kaç lira ödeme yapmalı? Şimdi birer tane alırsak ne kadar ödeme yaparız, onu soruyor bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar, 3 ile R'nin karesini çarptığımız zaman, bakın burası geometrik bir dizeydi, burası aritmetik bir dizeydi, unutmayalım. Peki 3 ile R kareyi çarptığımız zaman, R ile çarptım burayı, R ile çarptım burayı elde ederim. 3 neyi elde ediyormuş? O zaman R kare nedir?
Tabii ki nedir? Peki R nedir? Köken. Şimdi bunun ortak çarpanıyla bunun ortak farkı birbirine eşitmiş. O zaman buranın aritmetik farkı, yani ortak farkı da yine kök n olmak zorunda. O halde sevgili arkadaşlarım, ben buradaki n sayısına 1, 2, 3 tane r eklersem onu elde edecekmişim. Yani n'e 3 tane köken eklediğim zaman 10 yapacakmış. Bunu ikinci dereceden denklem gibi, yani n'ye t kare deyip t kare artı 3t eşittir 10 diyerekten çözebilirsin ama n zaten burada net görünüyor. 4 olacak. 4 artı 3 kere 2 6 eşittir 10. N 4'müş arkadaşlarım. Şimdi n 4 ise ben bunların her birinin fiyatlarını tek tek yazarım hiç üşenmeden. Bak şimdi n 4 ya. R kaç oluyor arkadaşlarım? Kök n'den 2 oluyor. Bak kök n'den 2 oluyor. O halde 3 ile 2'yi çarptım 6. 6 ile bakın zaten 4 kere 3 12 yapıyor ama yine de 6'yı 2 ile çarparsam yine 12 geliyor. 12'yi 2 ile çarptım 24. 24'ü 2 ile çarptım 48. Sonra buraya geçtim. Bakın bizim R'miz, aritmetik dizideki R'miz 2 idi unutmayın. Demek ki bu 8 lira. Bu pardon 8 tane, 6 tane, 4 tane ve 2 tane. Şimdi her birinden birer tane alacaktık ya unutmayın. Sakızın ikisi 3 liraysa bir tanesi 1,5 liradır. Devam. Dondurmanın 4 tanesi 6 liraysa bir tanesi 1,5 liradır. Devam. Şekerin 6 tanesi 12 liraysa bir tanesi 2 liradır. Çikolatanın 8 tanesi 24 liraysa bir tanesi 3 lira. Ve cipsin 10 tanesi 48 liraysa bir tanesi 4,8 liradır. İşte bunların toplamı soruluyor bize. Toplayalım. 1,5 3 yapar. 3 daha 6, 2 daha 8. 8'e 4 lira 80 kuruş eklersek 12 lira 80 kuruş yapar. Ve bu da bakıyoruz Edirne seçeneğimizde zaten mevcut gençler. Devam ediyorum. Altta sorumuz yok. Sağ üst tarafta yine bir dizi sorusuyla. Sabit olmayan geometrik bir AN dizisi için, bakın geometrik olduğunu belirtmiş bize. A4'ten A1'i çıkarırsan ve A3'ten A2'yi çıkarıp bunları birbirine oranladığın takdirde eksi 1 ile karşılaşıyorsun. Buna göre şu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş gençler. Şimdi şurada bir şunu şu tarafa doğru çarpım olarak atarsak A4 eksi A1 eşittir A2 eksi A3 yapacaktır. Eksi A3'ü bu tarafa, eksi A1'i bu tarafa gönderirseniz A3 ile A4'ün toplamı eşittir A1 ile A2'nin toplamı dersiniz. Şimdi şurası bir karışmasın, bunları bir silelim. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, bunların bir geometrik dizi olduğunu unutmayın. Ben şurada elde ettiğim eşitliği şuraya alayım. Aldıktan sonra da hepsini A1 cinsinden yazalım hadi. A1 çarpı R kare A3'tür. A1 çarpı R küp A4'tür. A1 A1'dir zaten. A2 de A1 çarpı R'dir. Şimdi eşitliğin her iki tarafını A1'e bölebilirsiniz. A1'e bölebilirsiniz. A1'e bölerseniz elinizde A1 kalmaz. R kare artı R küp eşittir 1 artı R kalır. Burayı da R kare parantezine alın. Ne kalır? 1 artı R eşittir 1 artı R olur. Şimdi öncelikle bunlar birbirine eşitse bunu şöyle de yapabilirsiniz kök kaybı olmasın diye. 1 artı R parantezini alırsınız. Burada R kare kalır. Bunda bu tarafa attığınız için eksi 1 gelir. Eşittir 0 dersiniz. Şimdi bakın. R burada ya eksi 1'dir. Burada da R ya eksi 1 ya da R artı 1. Şimdi eksi 1 olduğunu zaten görmüştük şurada. Bir de artı 1 olma ihtimali var. Ama ben diyorum ki şunu iddia ediyorum. R 1 olamaz. Niye? Çünkü arkadaşlar sabit olmayan demiş. R 1 olursa dizi sabit olur. Demek ki R 1 değil neymiş? Eksi 1'miş. Şimdi R eksi 1 ise artık işimiz kolay. Şunu yapacağız gençler. A4'ü A1'e böleceğiz ya. E şimdi A4 dediğimiz şey A1 çarpı R küptü. Bunu ben A1'e böleceğim. A3 dediğim şey de A3 dediğim şey de A1 çarpı R kare bölü A1 çarpı R'dir. Bu da A2 idi. A1'ler yine gitti. Hiçbir şey yaramadı. Burası neymiş? R'nin küpü. Burası nedir? R'dir.
R eksi 1'di. Eksi 1'in küpü eksi 1 artı R yine eksi 1'di. Toplarsanız eksi 2 gelir. Bu da bize cevabı verecektir. Doğru cevabımız Bursa seçeneğiymiş sevgili gençler. Devam. 18. soru. Güzel de bir soru. Hatta bu sınavda en beğendiğim soru budur diyebilirim. O kadar da iddialı yani. Aşağıda Venn şeması gösteriminde siyah renkli okların hepsi ve 1'den 5'e kadar numaralandırılmış kırmızı renkli oklardan, bakın altı çizilmiş, 2 tanesi A kümesinden B kümesine tanımlı F fonksiyonunun eleman eşleşmelerini göstermektedir deniliyor. Pekala. Şimdi burada 7 kaça gitmiş? 3'e gitmiş. Daha sonrasında 2 1'e gitmiş. Ve 3 de 2'ye gitmiş. Doğru mu? Kırmızılardan da arkadaşlarım, kırmızılardan da 4'ün 3'e gittiği var. 4'ün 4'e gittiği var. Daha sonrasında 5'in 4'e gittiği var. 5'in 5'e gittiği ve 5'in 6'ya gittiği var. Bunun numarası 1, burası 2, burası 3, burası 4 ve bu da 5. Tamam, böyle olması daha düzenli ve tertipli olmasını sağladı. Devam, okuyalım sorumuzu. F fonksiyonu için 2 tane bize P ve Q önermeleri verilmiş ve şu önerme yanlışmış arkadaşlar. Şimdi bir de onu tartışalım sizle. P ya da, ya da bağlacı unutmayın. Genelde ise sorulur ama burada ya da kullanılmış. P ise Q'nun değili. Evet. Ve bunun ne olduğu söylenmiş, yanlış. Şimdi burada iki ihtimal söz konusu. Mesela P önermesi için P ya 1'dir ya 0'dır. Şimdi varsayalım ki P 1 olsun. 1 ya da. Şimdi ya da'nın sonucunun 0 çıkması için ikisinin, iki bileşenin birbiriyle aynı olması lazım. Yani buranın da 1 olması lazım. P 1'di. 1 ise dedim. 1 ise Q'nun değili. Şimdi şuranın ne olması gerekiyor dedim. 1 olması gerekiyor. Q'nun değili 0 olursa 0 olur. Ama Q'nun değili 1 olursa 1 olur. Yani sevgili gençler, Q'nun değili neymiş? 1. O halde Q nedir arkadaşlar? 0'dır. Yani P 1 iken bu 0 oluyormuş. Ama P'nin 0 olma gibi bir durumu da var. Yani onu da düşünmemiz gerekiyor. Hadi gelin bir de ona bakalım. P 0 ise 0 ya da P 0'dı ya, 0 ise Q'nun değili denktir, 0 olması gerekiyor. Şimdi 0 ya da bağlacı var. Sonucu 0 çıkması için buranın 0 olması lazım ama ise bağlacında 0 ise dedikten sonra gerisini düşünmene gerek yok. Cevap hep 1'dir. Hatırlayın, ise bağlacının sonucu sadece 1 ise 0 0 oluyordu. Diğer tüm durumlar 1'di. Yani burası her halükarda 1 ve bunun da sonucu 0 çıkamaz. Yani 1 çıkar bu durumda. Yani P 0 olamıyor. O halde otomatikman P 1 Q'da 0'mış. Şimdi buraya kadar anlaşıldıysa bundan sonrası da en az bunun kadar meşakkatli ama güzel. Bolca kazanım var sorunun içerisinde. Önce bu önermenin doğru olduğunu biliyorduk. Burada demiş ki bize önermesi yanlış olduğuna göre 1'den 5'e kadar numaralandırılmış oklardan hangi ikisi F fonksiyonuna aittir? Tabi bir de şurada şunu unutmayalım. 2 tanesi A kümesinden B kümesine, kırmızılardan 2 tanesi A'dan B'ye. Tamam mı? Şimdi birinci öncülümüzde, birinci önermemiz doğruydu. Diyor ki F fonksiyonu 1'e 1'dir. He. Yani 7 3'e gitmiş, 2 1'e gitmiş, 3 2'ye gitmiş. Bu 3 1 2'ye başkası gidemez. Yani mesela 4 3'e gidemez. 1 gitti. Çünkü 3 var. Tamam? 3'e gideni sildi. 1 ve 2'ye giden başka yok. Tamam, eyvallah. Şu an 1'e 1 olabilir. 1'e 1 olabilmesi için de hangilerini kullanabilirim? Örnek veriyorum. 2 3 4 5'ten 2 3 5'i kullanabilirim. 1'e 1 olsun. Ya da sevgili gençler 2 4 5'i kullanabilirim. Çünkü 3 ile 4'ü aynı anda kullanamam. 5 hem 4'e hem 5'e gitmiş olur. Hatta ve hatta 3 4 5'i aynı anda kullanamam. Onu da söyleyelim. 3 4 5'i aynı anda kullanamayız. Peki o bir dursun, yazmayalım. İkinci önermemize geçelim. Diyor ki A kümesinden seçilen öyle bir x elemanı için, öyle bir x elemanı var ki fx x'ten büyüktür diyor. Demek ki öyle bir eleman yok. Yani bütün görüntüler x'lerden büyük değil. Büyük olmayan nedir? Büyük olmayan küçüktür veyahut eşittir. Bunu da sakın unutmayın. Büyük olmayan küçük veya eşittir. O halde sevgili gençler, görüntümüz
x'lerden küçük veya eşit olacak. Bakın şunu seçebilirim. Eşitlik var. Değil mi? Eşitlik var. Şimdi ben 2'yi seçersem 3'ü seçemem. Niye seçemem? Çünkü sevgili gençler 4 4'e götürdük ya zaten. 5 ile 4'e gidemez. O zaman da birebirliği bozarız. Şimdi bakın 2 numaralı fonksiyonu seçtim. O halde 3'ü seçemem dedim. Tamam. 4'ü seçebilirim. 5, 5'e gitmiş olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani 4 numarayı seçebilirim. 5, 5'e gitmiştir. Bunu seçtiysem eğer bu sefer de bunu seçemem. Hem 5'in gittiği yerden kaynaklı hem de bu 5'ten küçük veya eşit değil. Yani bunu otomatikman hiçbir türlü seçemem. Tamam. Daha sonrasında 2 ve 4'ü seçtik ya. Başka düşünelim. Başka bir şey seçebilir miyim? Mesela 3 ile 4'ü seçebilir miyim? Hayır. 5 hem 4'e hem 5'e gitmiş olur. Fonksiyon olmaz. 2, 3'ü seçebilir miyim? Hayır, seçemiyordum. O zaman da birebir olmuyordu. O zaman tek bir şansımız var. 2 ile 4'ü seçmek kırmızılardan. Ancak bu şekilde bu şartlara uygun bir fonksiyon olur. 2 ile 4 de zaten Edirne seçeneğinde bize verilmiş sevgili gençler. Gerçekten tatlı ve hoş bir mantık sorusuydu. Sınavda biliyorsunuz ki bu sene Milli Savunma Üniversitesi'nde 2 tane mantık sorusu soruldu. Birisi yine alışılagelmişin dışında. Diğeri kolay, sadece sözel bir soruydu. Sözel soruyu sözel olarak düşünüp çok basitmiş deyip yapamayan öğrenciler tongaya düştüler. Diğeri de zaten alışılagelmişin dışında soru olduğu için öğrenciler tongaya düştü. Küme sorusuydu yanlışlıkla. Küme sorusuyla birleştirilip sorulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Burada da sevgili gençler yine bakın fonksiyon konusunu mantıkla harmanlamışlar ve çok güzel bir soru olmuş diyebilirim. Geçtim 19'a. K gerçel bir sayı ve fx ikinci dereceden polinom. Fx ikinci dereceden, tamam. Şimdi 2'ye bakıyorsunuz. X 2'ye gidiyor. 2'yi paydada yerine yazdınız. 4-2-2'den payda 0 gelmesine rağmen sonuç 6 çıkmış. Demek ki burada tanımsızlık yok. Ne var? Belirsizlik var. Belirsizlik olabilmesi için 0 bölü 0 gerekiyor bize. O halde 2'yi yukarıda yerine yazdığımız takdirde f2'ne geliyormuş 0. Bu cepte. Eksi 1'i paydada yerine yazdım. 1-4+3'ten yine payda 0 geldi. Fakat K gibi bir reel sayı çıkmış sonuç. Demek ki burada da aynı muhabbet. Eksi 1'i yukarı yazıyorsunuz. F eksi 1. Ne oluyor arkadaşlarım? 0 oluyor. Peki. İkinci derecedendi zaten. Teşekkür ediyoruz soruya. Çünkü 2 kökü de verdi bize. 2 kökü de verdi bize. Peki. Bir köküm 2 ise bir çarpanım. Bir köküm 2 ise bir çarpanım x eksi 2'dir. Bir köküm eksi 1 ise diğer çarpanım x artı 1'dir. Fakat baş katsayı hala elimde yok. Fx eşittir dedik. Peki fx bu. Ya o zaman şurada fx gördüğüm yere bunu yazsam. Yani a çarpı x eksi 2 bölü x artı 1 yazsam. Çarpı x artı 1. Aşağıda da bakın x kare eksi x eksi 2 diyor ya. Bunun da çarpanları x eksi 2 ile x artı 1'dir zaten. Şimdi düşünüyorsunuz. Çat çat hepsi gidiyor. 6 ise demek ki A kaçmış? A gerçekten 6'ymış. Güzel. Fx ortaya çıktı. 6 çarpı x eksi 2 ve çarpı x artı 1 dedim. Bölü, şimdi burada yerine yazıyorum. X kare artı 4 x artı 3 de biliyorsunuz ki x artı 1 ile x artı 2'nin 3'ün çarpımıdır. Aynen. Pekala. Şunlar bu sefer gider ve eksi 1'i yerine yazalım. 6 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 3 yapar. Alt tarafta da eksi 1 3 daha 2 yapar. Eksi 18 bölü 2'de eksi 9'u verir bize. Böylelikle doğru cevabımız Adana seçeneğindedir deriz gönül rahatlığıyla. Gençler 19'u da çözmüş bulunuyoruz. Geçtik 20'ye. Y eşittir fx parçalı fonksiyonu bu şekildedir. Bu fonksiyonun tüm reel sayılarda sürekli olabilmesi için A'nın alabileceği değerler toplamı. Bakın LST demiştik her zaman diyorum. Bir fonksiyon türevli ise süreklidir. O noktada sürekli ise limiti vardır. Bakın sürekli ise limiti vardır. Limit yoksa süreksiz, o noktada süreksizse kesinlikle türevi yoktur aynı noktada diyeceğiz. Bizim işimizi gören şurası. Sürekli demiş, demek ki ben limit arayacağım. Limit arıyorsak nerede arayacağız? Tabii ki kritik noktada. Biri burada yerine yazacaksınız. 2 eksi a'nın karesi diyeceksiniz. Eşittir. Biri bir de burada yerine yazacaksınız. 1 artı a bölü 2 diyeceğiz. Şimdi 2 eksi a'nın karesini bir açalım.
4 eksi 4a artı a'nın karesi eşittir 1 artı a bölü 2 dedik. 2'yi bu tarafa attım. 8 eksi 8a artı 2a kare eşittir a artı 1 dedim. Hepsini sol tarafa topluyorum şimdi düzenleyerek. 2a kare, bakın eksi 8a'nın yanına eksi a'yı getirdim. Eksi 9a oldu. Ve artı 1'i de 8'in yanına gönderdim eksi 1 olarak. Artı 7 oldu eşittir 0 dedim. Ben bu kısmı 2a'ya a diye açarsam. Burayı da sevgili gençler bakın. Eksi 7'ye eksi 1 yazalım. Şöyle çapraz çarptığınız zaman. Eksi 2a eksi 7a da eksi 9a yapar. Demek ki a ya 7 bölü 2 olacak ya da a 1 olacak. Pekala, anlanabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. 7 bölü 2 ile 1'in toplamı 9 bölü 2 yapar ki şunu da fark ettik. Siz de hemen söylemişsinizdir zaten. Kusura bakmayın. Hocam şunu bulduktan sonra zaten kökler toplamından geliyordu. Evet geliyordu. Eksi b bölü a yaparsanız yine 9 bölü 2'yi bulabilirsiniz sevgili gençler. Kusuruma bakmayın, birazcık 10-15 saniye uzattık sorunun çözümünü. Geçtim arkadaşlarım 21. soruma. ABCD gerçel sayıları fx eşittir ax artı b ve gx eşittir cx artı d şeklinde tanımlı f ve g polinom fonksiyonlarının bölüm fonksiyonu olan h eşittir f bölü g. G burada sıfırdan farklı. Bunun türevini şu şekilde kısa bir formülle özetlemiş. Normal şartlar altında bölümün türevi uygulayarak da aynı şeyleri elde edebilirsiniz. A kere d eksi b kere c bölü g kare formülüyle, formülü kullanılarak hesaplanır. N sayma sayısı olmak üzere yukarıda verilen formülü kullanarak 4x eksi n bölü nx artı n fonksiyonunun türevini almak isteyen Ezgi. Formülde verilen a, b, c, d sayılarını belirledikten sonra bakın a şu, b bu yani eksi n, c bu, d bu. Formülü yanlış hatırlıyor. A, d eksi b, c yerine c, d eksi b, a bölü g kare yazıyor. H fonksiyonuna bunu hesaplamış, türev bu demiş ve bu H fonksiyonuna x eşittir 1 apsisli noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini de gitmiş 1 bölü 2 bulmuş. Güzel. Helal olsun. H n kaçtır? Önce n'i bulacağız. Sonra H fonksiyonunda hem n'i yerine yazacağız hem de x gördüğümüz yere n yazacağız. Çok güzel. Yani sevgili gençler H n dediğimiz şey şudur. 4 kere n'den n çıktı 3n bölü n kere n n kare artı n. İşte bizden bu isteniyor. N'yi bulduktan sonra artık şurada sadece yerine yazabiliriz. Pekala. Ama N'yi bir bulalım. Şimdi C dediğimiz burada N'ydi. D dediğimiz de N. Eksi. B dediğimiz şey eksi N. A dediğimiz şey de 4. Yani burası N kare artı 4 N. Bölü GX'in karesi. Yani NX artı N'in karesi. Ben bunu N parantezine alırsam X artı 1 gelir. Bunun karesini alırsanız n kare parantezinde x artı 1'in karesi gelir arkadaşlar. Güzel. Ve gitmiş bu türev ya. X eşittir 1 apsis noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini ben nasıl bulurum? X gördüğüm yere 1 yazarım. Şimdi yazalım. Üst taraf yine n kare artı 4n. X yok. Bölü alt tarafta n kare çarpı 1 artı 1. 2, 2'nin karesi 4. Yani 4n kare diyebilirim ben buraya. Direkt 4n kare yazalım. Ve bu da arkadaşlarım kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. İçler dışlar işimizi görür. 2n kare artı 8n eşittir 4n kare dedim. Daha sonrasında 2n kare eksi 8n eşittir 0'dır dedim. 2n parantezinde n eksi 4 eşittir 0 gelir. N burada ya 0'dır ya da 4'tür. Şimdi n 0 olmaz diyeceğim. Niye? Çünkü n 0 olursa payda 0 olur. Bunu istemeyiz. Demek ki n kaçmış? 4 arkadaşlar. Ben neyi istiyordum? Şurada yerine yazacaktım. 3 kere 4 12. 4'ün karesi 16. 4 daha 20. 12 bölü 20'de 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. Cevap neymiş? 3 bölü 5 arkadaşlarım. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 22. sorumla. Güzel bir soru. 22. soru. Güzel ama hani dediğim gibi mesela üstteki soru kadar uğraştırıcı mı? Hayır. Biraz daha basit. Arada böyle basit sorularda çözmek lazım. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Fx eşittir ax kare artı bx artı 1 eğrisine x eşittir 1 apsisli noktada teğet olan doğruyla fx eşittir bx kare artı ax artı 1 eğrisine x eşittir eksi 1 apsisli noktada teğet olan doğrunun ortak noktası yoktur. Şimdi iki doğrunun ortak noktası yoksa bunların eğimleri birbirine eşit olmalı ki
paralel olsunlar. Değil mi? Çünkü paralel doğruların eğimleri birbirine eşit olduğu gibi bunlar sonsuzda hiçbir yerde kesişmezler arkadaşlar. Kesişemezler çünkü paraleller. Tamam. Şimdi o halde ben diyorum ki bunun bir apsisin noktasındaki teğetin eğimiyle bunun eksi bir apsisin noktasındaki teğetin eğiminin eşit olması lazım. Soru bitti zaten. Al bunun türevini 2ax artı b. Al bunun türevini 2bx artı a. Şunda x gördüğün yere 1 yaz. Bunda x gördüğün yere eksi 1 yaz. Ve bunları birbirine eşitle. Çok güzel. 1 yazalım yerine. 2a artı b eşittir. Eksi 1 yaz. Eksi 2b artı a. Soru şu an net bitti. A'yı bu tarafa, b'yi bu tarafa gönder. A eşittir eksi 3b. Ki zaten direkt Bursa seçeneğinde aynı yazıyı görüyorsun. Doğru cevap b olacaktı gençler. Hazırsanız devam edelim 23. sorumuzla. Güzel ama bakın resmen gözünüzde bile çözebileceğiniz bir soru. Yani kalemi kenara koyup sadece düşünerek gözünüzde çözebileceğiniz bir soru ve bu denli karmaşık bir soru. Yani karmaşık gibi görünen bir soru gözünüzde çözebilirsiniz. İsterseniz durdurun videoyu, açın soruyu, bir bakın, gözünüzde çözmeye çalışın. Şimdi aşağıda gösterilen 1'den 4'e kadar numaralandırılmış ve üzerlerinde AB kapalı aralığında türevlenebilir f ve g fonksiyonlarının türevlerinin grafiklerine ait parçalar bulunan 4 kağıttan ikisini Ayla, ikisini Barış almıştır. Şimdi 4 parça var. 2 tanesini Ayla, 2 tanesini de sevgili gençler kim alıyor? Barış alıyor. Peki Ayla aldığı kağıtlardan birinde f fonksiyonunun kağıt üzerindeki tüm noktalarda artan olduğunu. Şimdi f fonksiyonu hangisi? Kırmızı mı? Peki türevinin grafiğiydi. Türevinin grafiği x ekseninin tamamen üzerinde ise o noktalarda artan diyorduk değil mi? Hangi, yani hangi numaralı kağıttaki f türev x ekseninin tamamen üzerinde? Bu üzerinde mi? Hayır. Bu, hayır, burada aşağı düşmüş. Bu tamamen aşağıda. Bakın buradaki. Bakın buradaki ne? F türev x daima x eksenin üzerinde. O zaman A ile aldığı kağıtlardan birinde f fonksiyonunun kağıt üzerinde tüm noktalarda artan olduğunu söylemiş ya. Bakın f türev x fonksiyonu x eksenin üzerinde ise artandır. Dolayısıyla A ile bunu seçmiştir. Garanti. Biri seçmiş. Bir olmayanlar. Gerçi Barış'ı soruyormuş. Tamam, kalsın. Diğerinde ise g fonksiyonunun bir yerel minimum noktası olduğunu biliyormuş. Ha, birinde bu, tamam. Diğerinde de g fonksiyonunun yerel minimum noktası. Yani yerel minimum noktası olması için türevinin eksiden artıya geçmesi lazım. Şimdi maviye bakıyorsun, tamamen x ekseninin üzerinde, bu olmaz. Maviye bakıyorsun, tamamen x ekseninin üzerinde, olmaz. Maviye bakıyorsun, eksiden artıya geçmiş. Aha da Ayla'nın diğer seçtiğini bulduk. Ayla 1 ile 4'ü seçmiş. O zaman Barış kimi seçmiştir? 2 ile 3'ü. Bana zaten Barış'ı soruyordu. Cevap C olacak sevgili arkadaşlar. İşlem dahi yapmadık. Yorum gücümüzü, mantık gücümüzü kullandık. Devam ediyorum 24'te. Bir firmanın piyasa değerinin o firmanın ortak sayısına bölümü firmanın bir hisse senedinin değerini vermekte. Piyasa değerini ortak sayısına bölüyoruz ve bir hisse senedinin değerini buluyoruz. Tamam. Bir firmanın finansal notu ise, finansal not nasıl hesaplanıyormuş? Bir hisse değeri ile ortak sayısı toplanarak hesaplanıyor. Şimdi buna göre piyasa değeri 9 milyon TL olan bir firmanın finansal notu, firma kaç ortaklı olduğunda en düşük olur. Şimdi ortak sayısına x diyelim. Tamam. Önce piyasa değerini biliyoruz ya, 9 milyondu. Şöyle 6 tane sıfır var. 9 milyonu ben gideceğim, x'e böleceğim. Şu an neyi buldum? Bir hisse senedini buldum. Bir hisse senedi. Peki ortak sayısı x değil miydi güzel kardeşim? Bir hisse senedinin fiyatına, bir hisse senedinin fiyatına ortak sayısını ekleyince ben neyi buluyormuşum? Finansal notu buluyormuşum. Yani o zaman finansal nota fnx diyelim, tamam mı? Finansal x. Çok güzel. Vallahi efsane fonksiyon oldu. Şimdi demiş ki firma kaç ortaklı olduğunda en düşük olur. Yani fnx'in
en düşük değerini arıyoruz. Doğal olarak f'n x'in türevini alırım ben. Eşittir. Bunun türevini alacağım. X'in türevi 1. Onu alalım, yazalım bir. Artı dedim. Şimdi normal şartlar altında bu x üzeri eksi 1'di ya. Eksi 1'i başa atıyorum. Dolayısıyla şurası da eksi oluyor. Eksi 9 milyon. Şöyle 9 milyon bölü x kare. İşte bu da bunun türevi. Ve ben bunu sıfıra eşitliyorum. Türevi aldıktan sonra sıfıra eşitliyoruz ki ekstremumları bulalım. Peki bu da ne yapar? X kare eksi 9 milyon bölü x kare eşittir 0. Bunu sıfıra eşitleyen değer paydadan gelmez tabii ki. Nereden gelecek? Pay kısmından. Yani x karenin neyin karesi? 9 milyon, ona bakacağız. X kare eşittir 9 çarpı 10 üzeri 6 dersem x kaç gelir? Ya 3 çarpı 10 üzeri 3 ya da x eşittir eksi 3 çarpı 10 üzeri 3 gelir. Şimdi tabii bizim x dediğimiz şey ortak sayısı olduğu için negatif olamaz. Demek ki arkadaşlarım bu olacakmış cevap. 3 çarpı 10 üzeri 3 demek de tabii 3000 demektir. Dolayısıyla cevabımız da Edirne seçeneği olacak deriz. Ve gençler 25. soru için sağ üst taraftayım. Değişik bir integral sorusu. Dikkatli dinlemekte fayda var. 1 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye. 1 eksi x bölü 1 artı x kare dx. ÖSYM bu soruları bir ara çok seviyordu. Bu integralde u eşittir 1 bölü x dönüşümü yapılırsa eğer, aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir diye sorulmuş bize. Şimdi düşünelim, u'ya 1 bölü x de demiş. Hadi diyelim u eşittir 1 bölü x. Allah kabul etsin. Peki ne yapacağım? Diferansiyel alayım değil mi önce? Bunun diferansiyeli du. Bunun diferansiyeli de arkadaşlar x üzeri eksi 1'in türevini alacağım ya. Eksi 1 bölü x kare dx yapar. Çok güzel. Alt ve üst sınır da belirleyelim o zaman. 1 bölü 3'ü getir şurada yerine yaz şöyle. 1 bölü 1 bölü 3 3 yapar. Yani alt sınırımız 3'müş. Üst sınır içinde 1 bölü 2 yazacağım. 1 bölü 1 bölü 2 2 yapar. Burası da 2 olacak. Tamam, eyvallah. X neydi? Şimdi u eşittir 1 bölü x ise x eşittir 1 bölü u'dur doğal olarak. O halde ben x gördüğüm yere 1 bölü u yazayım. 1 eksi 1 bölü u bölü 1 artı x 1 bölü u'ysa x kare de 1 bölü u karedir değil mi? 1 bölü u kare. Dx kaldı. Dx burada ne? Dx şu bak. Dx eşittir. Bunu bu tarafa gönderirsin. Du çarpı x karenin eksilisi. Ama şimdi amacım benim x'leri silip u'ya dönüştürmekti. X'lerin neredeyse hepsini sildim ama şuradaki x kare kaldı be. Zaten sen x karenin şu olduğunu bilmiyor musun? Hani x eşittir 1 bölü u'ysa x kare 1 bölü u kareydi değil mi? O zaman buradaki x kare gördüğüm yere de dx eşittir dedim. Eksi du çarpı 1 bölü u kare yazarım gider. Hiç sıkıntı değil. Dx gördüğüm yere de bakın eksiyi dışarı attım. Burada 1 bölü u kare du yazdım. Bunu da buna çarpacağım. Peki. Şimdi şuraya bakalım. 1 ile u'yu çarptım. U eksi 1 bölü u bölü 1 ile u kareyi çarptım. U kare artı 1 bölü u kare geldi. Daha sonrasında şuradaki u'yu sildim. Şuradan bir tanesini sildim. Bu geldi. Bölüyü de silebiliriz. Ters çevirip çarparsanız da u çarpı u eksi 1 bölü u kare artı 1 olur. Bir de burada ne vardı? 1 bölü u kare vardı. Onu da yazalım. Daha sonra gördüğünüz gibi buradaki u ile buradaki u'nun da bir tanesi gider. Şu u'yu da alt tarafa dağıtırsanız u eksi 1 bölü u kare değil u küp artı u gelecek. Güzel. Bir de dışarıda ne var? Eksi 3'ten 2'ye kadar mıydı? Aynen öyle. Gençler şıklarda böyle bir şey yok. Peki ne yapacağız? Hocam şuradaki eksi var ya, şıklarda eksili bir şey de yok. Buradaki eksi var ya, sen bunu artı yapmak için eksiyi ortadan kaldırırsan alt ve üst sınırı change edebilirsin. Yani 2'den 3'e kadar u eksi 1 bölü u küp artı u yapabilirsin ve du'yu da sonuna kondurursun. Dolayısıyla cevabımız da nerede verilmiş? Bakın Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. 25'i de çözdük, geçtik 26'ya. İntegral sorusu yine. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği yer almakta. Buna göre eksi 6'dan 8'e x çarpı f türev x bölü 2 dx ifadesinin eşiti soruluyor bize. Şimdi
x bölü 2 hoşumuza gitmez. Niye? Çünkü fx'in grafiği var elimizde. X bölü 2'ye ben u dersem dx bölü 2 eşittir du olacaktır. Ve doğal olarak da dx'i bulacağım ben. Dx du çarpı 2'dir. Güzel. Şimdi şu belli. Şu da belli. Alt ve üst sınırları da eksi 6 ve 8'i de burada yerine yazarsanız hani eksi 6'yı 2'ye böldüğünüz alt sınır 3 gelir. Eksi 3 gelir. 8'i 2'ye böldüğünüz üst sınır 4 gelir. İçerisi de sevgili gençler f'in türevinde u. Şimdi x'i bilmiyoruz. Dx 2du'ydu. 2'yi dışarı attım. Du'yu buraya yazdım. Ama bir de çarpı x'imiz var. O işi iyice bozdu şimdi. Tamam. O işi bozdu. Ama şöyle de diyebiliriz ya. X bölü 2 u değil miydi? O zaman x eşittir 2u'dur. O zaman x gördüğüm yere de ben çat diye 2u'yu yerleştiririm. Hatta yetinmem. Şuradaki 2'yi buradan alırım. Şuraya u'yu eklerim. Şöyle 2'yi de dışarı şöyle 4 diye çıkarırım artık. Çünkü 2 vardı arkadaşı. Tamam. Aslına bakarsanız bizden sevgili gençler işte bu isteniyor. 4 çarpı eksi 3'ten 4'e kadar u çarpı f türev u du. Hocam çok fark etti gerçekten yani. Şunu bulsak daha kolay gibiydi dediğinizi hissedersem de şöyle açıklamalar yapabilirim. Şimdi gençler şu 4'ü görmeyelim. En son bulduğumuzu bir 4 ile çarpma havası içerisine gireriz. Burada ben u ile f türev u'yu gördüğüm an aklıma şunların gelmesi lazım. Sizin de gelsin. Gelmiyorsa 40 soruda integral serisini izlemeye davet ediyorum sizi. Şimdi şöyle diyelim. Bolca bu miktarda sorudan var. Arkadaşlarım. U çarpı f u fonksiyonunun, tamam mı, türevinin integralini eksi 3'ten 4'e kadar ben almak istesem eşittir. Şimdi biliyorsunuz ki burada çarpımın türevi var. Ki ben o çarpımın türevini eksi 3'ten 4'e kadar birincinin türevi, u'nun türevi 1 çarpı ikinci fu du, tamam, artı yine eksi 3'ten 4'e kadar birinci sabit yani u çarpı f'in türevinde u du biçiminde yazarım. Şimdi bu benim ne işime yarar? Şu kısmı anımsar gibi olmuşsunuzdur diye umuyorum. Çünkü eksi 3'ten 4'e kadar u çarpı f türevi u du işte şuranın aynısı bakın. Şu kısmın aynısı zaten. Doğru mu? Peki bize bu soruluyor. Peki şu kısım nedir? Eksi 3'ten 4'e kadar f u du ne demektir? Hocam bu eksi 3'ten şuradaki 4'e kadar, bakın şöyle gösterelim. Buradaki 4'e kadar fx dx, yani f u du fx dx aynı şey. Altında kalan alandan bahsediyor. Bulalım. Hocam şurası 3. Şurası 4. 3 kere 4 12 bölü 2'den 6 geldi buranın alanı. 2 kere 2'den 4. Şurası da 2 kere bakalım 2 kere 2 bölü 2'den 2. Şunu şöyle çektik hocam. 1 çarpı 2 bölü 2'den 1. 1 çarpı 2'den 2. Şurası 1, burası 4, burası da 4 geldi. Çok güzel. Toplayalım. 4, 4, 8, 2 daha. 10, 12, 13, 6 daha 19. Yani şu kısım neymiş arkadaşlar? 19'muş. 19 artı soru işareti eşittir. Şimdi şuraya gelelim. Dikkatli dinlemenizde fayda var. U çarpı fu fonksiyonunun türevinin integrali var elimizde. Türevin integrali. Yani şey gibi aklından bir sayı tut. Tamam. Şimdi o sayıyı 5 ile çarp. Çarptın mı? Tamam. Şimdi çıkan sonucu 5'e böl. Böldün mü? Çıkan sonuç ilk tuttuğun sayıdır. Yani niye? Çünkü 5'e böldüm, 5 ile çarptım. Aynı şey. O zaman türevini aldım, integralini aldım. Aynı şey. Yani içeride ne kalacak? U çarpı fu mu? Yazalım. U çarpı fu. Nereden nereyeymiş? Eksi 3'ten 4'e kadar. Hadi yazalım. 4 çarpı fu. F4 özür dilerim. Eksi. Eksi 3 çarpı f eksi 3. Şimdi şurası eksi eksi artı olur. Güzel. F4 ne hocam? Bak F4 nereye gitmiş? Hop 4'e gitmiş. 4 kere 4 16. Artı 3 kere F eksi 3 ne? 0. 3 kere 0 0 zaten. Burası da 16 mıymış? Bak burası da neymiş hocam? 16'ymış. Peki 19'a ne eklersem 16 olur? Tabii ki eksi 3 eklersem. Yani şuradaki bize lazım olan şey eksi 3'müş. Ya hocam şurası eksi 3 değil mi o zaman? Ne demiştik? Şu 4 dursun da en son ona çarparız demiştik. 4 kere eksi 3 kaç yapar peki?
Eksi 12 yapar. Cevabımız da Edirne seçeneği olur. Evet gençler, umarım uzun çözmemişimdir. Yani çözerken, işlemleri yaparken bayağı bir eğlendim ama umarım uzun değildir. Size uzun gelmemiştir. A pozitif gerçel sayı olmak üzere analitik düzlemde y eşittir x kare eğrisi ve y eşittir a kare doğrusu arasında. Bu eğri dediği şey parabol mü? Bu da doğru mu? Parabolle doğru arasında kalan alanı nasıl buluyordum ben ortak denklemden? Delta kök delta bölü 6 a kare yaparak bulabiliyordum değil mi? Çok güzel. Şimdi x kare ile a kareyi birbirine eşit diyoruz. Ortak denklem nedir? X kare eksi a kare eşittir 0 mıdır? Şimdi bunun deltasını bulun hemen. Delta, delta. B kare 0. Çünkü b yok. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi a kareden ne gelir? 4 a kare gelir. Şimdi bakın bu deltamız. Götürdüm formülde yerine yazdım. 4 a kare çarpı 4 a karenin karekökü 2 a yapar. Bölü a'mız 1. Şuradaki a'dan bahsediyoruz. X karenin katsayısı olan. O zaman 6 yazdım. Ve bu da neye eşitmiş? 4 bölü 3'e mi? Bakın 2 katı. Demek ki 4'ün 2 katı 8 olacak. 8 a küp eşittir 8. A küp eşittir 1 ise a kaçtır? 1'dir. Neyi sormuş? A'yı. Hayırlı uğurlu olsun. Cevap Bursa. Umarım anlaşılmıştır. Grafik çizmeye kartezyen koordinat sistemi üzerinde a karenin grafiği, x karenin grafiği acaba nasıldı diye düşünmeye lüzum yok. Herhangi bir parabolle doğru arasında kalan alanı delta kök delta bölü 6 a kare sayesinde net bir şekilde bulabilirsin. Devam ediyorum. 28. sorumla trigonometriler başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sinüs 150 nedir arkadaşlar? 180 eksi 30'dur değil mi? Yani sin 30'a eşittir. Çünkü sinüs ikinci bölgede pozitif. Sin 30'da 1 bölü 2'dir. Artı 1 bölü 1 artı 1 bölü kosinüs 120. 180 eksi 60 olduğu için kos 60. Fakat ikinci bölgede olduğu için negatif gelecek. Kos 60'da 1 bölü 2'di. Negatif eksi 1 bölü 2. İşte bu sorulmuş. Bunun cevabı hangisidir diye sorulmuş. Şurası nedir arkadaşlar? 1 bölü eksi 1 bölü 2 eksi 2'dir. Eksi 2'ye 1 eklersem eksi 1 gelir. 1'i eksi 1'e bölersem de eksi 1 gelir. Yani 1 bölü 2 eksi 1. Bu da nedir? Eksi 1 bölü 2 mi? Bu hangisine eşittir? Bakın ben burada gördüm. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'nin ta kendisidir. Ki zaten sorunun içerisinde de çözerken de yapmıştık. Değil mi arkadaşlar? Peki geçtim 29'a. ABC üçgeninde AB, AD, CD hepsi birbirine eşit. Bakın burası X. O zaman şurası da X değil mi? Burası Y, burası da Y. Hatta X ile X'in toplamının yani 2X'in bakın 2 iç bir dış eşittir Y olması gerektiği de ortada. Hiç soruyu okumadık ama çözümüne başladık. Sin Y bölü sin X. Y dediğimiz şey neydi? Hop 2X'ti. Dolayısıyla sinüs 2X bak geldi. Sinüs 2X bölü sin X. Sinüs 2X neydi yarım açısı? 2 çarpı sin X çarpı cos X miydi gençler? Bölü alt kısmında da sinüs x mi var? O zaman sen gidersin şuradaki sinüs x'leri götürürsün. Böylelikle 2 çarpı kosinüs x kalır elinde. Bu da kök 3 müymüş? Demek ki kosinüs x neymiş arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Kosinüs kök 3 bölü 2. Kosinüs kök 3 bölü 2. O zaman x kaçtır ya? Arkadaşlar x kaçtır? Tabii ki kos 30 kök 3 bölü 2 idi. 30 dereceymiş. Peki x 30 derece. Y kaçtır o zaman? Bak Y eşittir 2 çarpı 30'dan 60 derecedir. Şimdi güzel kardeşim. X 30 Y 60 ise şunlara bir bakalım. Diyor ki sin 30 cos 60'a eşittir. Doğru valla. İkisini birbirine 90'a tamamlıyor şimdi. AB AC'ye diktir demiş. Bak burası Y burası X toplamı 90 o zaman burası da nedir? 90'dır. Demek ki AB AC'ye dik oluyor. AB AC'ye dik. Z 60 derecedir demiş. X 30'du bak burası 90. Şurası 30 ise tabii ki Z'de kaçtır? 60'tır. Ve bu da doğru. Cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer sorumuzda. Ben bu soruyu biraz değişik çözdüm. Yani 30. soruyu çözdüm ve değişik çözdüm. Hadi gelin o değişik çözümü size de paylaşayım. Daha kısa çözen illaki vardır ama gerçekten değişik çözdüm. Şekil 1'de gösterilen salıncağın üst direği
Zincirleri ve oturağının arasında kalan ABC'de ikiz kenar yamuk biçimdedir ve salıncağın şekil 2'de gösterildiği gibi bir zinciri koptuğunda diğer zincirin üst direkli arasındaki açı değişmemiştir. Bakın şurası değişmemiş. Alfa derecelik açı değişmiyor. Diğeri hemen zaten normal salının pozisyonuna geçiyor ve yere dik oluyor. Salıncağın oturağı 3 birim. Şurası 3 birim arkadaşlar. Zincirleri 5 birim. 5'e 5. Burası da 1 birim. DC yer düzlemine paralel. Bakın şurayla şurası paralel demiş. Olduğuna göre şekil 2'de salıncağın yer düzlemiyle arasındaki x açısı için kosinüs x değeri kaçtır? Bayağı bir kazanım kullanarak çözdüm ben. Aklınızda bulunsun. Çözerken de çoğu konuyu tekrar edersiniz yani o derece. Şimdi nasıl çözdüğümü anlatayım size. Öncelikle şunu şuradan şöyle çektim. Tamam. Bunu böyle çektik. Zaten şunun daha aşağıda olacağı da aşikar. Şimdi burası x ise tabii ki şurası da x'tir z'den kaynaklı. Ve arkadaşlarım burası x burası x dedik. Tamam eyvallah. Daha sonrasında dedim ki şurası yani şu kısım 90 değil alfa eksi x'tir. Doğru mu? Alfa eksi x. Peki. Şimdi gençler burası x burası x buraya alfa eksi x dedik eyvallah. Hatta burayı demeyeyim. Şöyle yapalım. Kusura bakmayın. Şunlar zaten paralelde onu niye sildiysem. Alfa dedim ki şurası evet ikinci olarak bunu demiştim. 360 eksi 2 alfadır. Tamam. Güzel. Şimdi niye 360? Çünkü şu şekilde olan U'larda 3 tanesi 360 oluyordu. 360 eksi 2 alfadır demek ki burası. O halde arkadaşlar x artı 360 eksi 2 alfa bize neyi verecek? Şuranın tamamı 180'i veriyor. X'i yalnız bırakalım. X eşittir 360'ı ve eksi 2 alfayı karşıya atarsanız 2 alfa eksi 180 gelecektir. X'imiz bu. Şimdi ben kosinüs x'i sormuştu ya bana. Demek ki aslında kosinüs 2a eksi 180'i sormuş. Biliyorsunuz kosinüs çift fonksiyondu. Kosinüs 180 eksi 2a'yı da sormuştur diyeceğiz. 180'den çıkardığımız için isim değiştirmez fakat ikinci bölgeye tekabül ettiği için eksi kosinüs 2 alfa soruluyor bize diyeceğiz. Buradan da eksi parantezine kos 2a neydi? 2 kos kare alfa eksi 1'di. İşte bu sorulmuş bize dedim ben. Evet kesinlikle daha kısa çözümü vardır. Ama dedim ya farklı bir şekilde bu şekilde çözdüm. Güzel de oldu. Beğendiğim için bu şekilde çözüyorum şu an size. Peki. Bize bu sorulmuş dedik unutmayalım. Peki ben kosinüs alfayı falan nereden bulacağım? Bakın arkadaşlar sonrasında hemen şunu yaptım. Öncelikle şunu şöyle indirirseniz bunu da böyle indirirseniz şurası 1'di ya burası da 3'tü. Bunlar eş üçgenler demek ki burası da 1 burası da 1. O halde arkadaşlar ben şunu D'den şuraya bir dik indirdim. Tamam. Şurası 1'dir. Şurası dik. Şu salıncağın ipi 5 birimdi. Burası da 1'di. Tamam sıkıntı yok. Şurayı bulmak zorunda değiliz. Şurası nedir arkadaşlar? 180 eksi a mıdır? Güzel. Şimdi gelin kosinüs 180 eksi a'ya bir bakalım. Kosinüs 180 eksi a yani şunun kosinüsü 1 bölü 5'tir. Peki kosinüs 180 eksi a nedir? Tabii ki eksi kosinüs a'dır. Eksi kosinüs a 1 bölü 5 ise kosinüs a eksi 1 bölü 5'tir. Ve götürürsünüz kosinüs a'yı eksi 1 bölü 5'i şurada yerine yazarsanız 2 çarpı eksi 1 bölü 5'in karesi nedir? 1 bölü 25 eksi 1'in eksilisi cevaptır o zaman. Çünkü en başında bu buna, bu buna, bu buna, bu buna, bu da buna eşittir demiştik. Peki 2 bölü 25'ten 1 çıkar eksi 23 bölü 25 eksiyle çarparsan da 23 bölü 25 bizim cevabımız olur deriz. Doğru cevap da Denizli seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve son sorumuz 31. soru. Şu kısmı siliyorum. 32. sorudan itibaren Kenan Karay'la Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nın sizler için geometri sorularını çözüyor arkadaşlar. Ben de ona selam söyleyeyim. Ekstradan sanırım 3. veya 4. denemeden sonra trigonometrileri de ona yıktım. Çünkü benim videolar alabildiğine uzun olmaya başladı. Kenan Hoca'nız trigonometrileri sırf benim videolar uzun olmasın diye çözmeyi kabul ettik. Trigonometrileri ona yıktım arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi x birinci bölgede 0 ile 90 arasında 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'in çarpımı 2 kare farkından 1 eksi sin kare x. O da cos kare x yapıyor zaten değil mi? 1 eksi sin kare x cos kare x'e eşit. Yazdım. Cos kare x.
Aşağıda ne var? Cot x. Bu da cos x bölü sin x değil mi gençler? Peki şu cos x de şunun bir tanesini yersem, bunu da ters çevirip çarparsam, sin x çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 4. Her iki tarafı 2 ile çarpın. 2 sin x cos x. 2 sin x kosinüs x eşittir 1 bölü 2. 2 sin x cos x neydi? Sinüs 2x miydi? Sinüs 2x eşittir 1 bölü 2. Peki x dar açıydı. Sin 2x de 1 bölü 2. Sinüsü 1 bölü 2 yapan değer dar açılarda 30. 2x 30 ise x 15'tir. 15 derecedir. Tanjant 3x sorulmuş. Yani tanjant 3 kere 15. 45 derece sorulmuş. Bu da zaten 1 olduğunu herkes bilir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet. Videonun sonuna geldik. İkinci denemeyi bitirdik. Sonraki denemelerde, sonraki videolarda görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.